Birinci soru. Tablodaki ifadelerden doğru olanların yanına D, yanlış olanların yanına Y yazınız. Yanlış ifadelerin doğrusunu yazınız. Y eşittir 20 doğrusu Y eksenine paraleldir denmiş. Bu yanlış. Doğrusu ise X eksenine paralel olmalıydı. Y eşittir X doğrusu orijinden geçer. Doğrudur. 15 yaşını dolduranların fotoğraflı kimlik kartı için başvuru yapması gerekir cümlesine ait eşitsizlik x büyük eşittir 15'tir. Doğrudur arkadaşlar. Eşitsizliğin her iki tarafına aynı negatif sayı eklendiğinde eşitsizlik yön değiştirir. Bu yanlıştır. Bir eşitsizliğin yön değiştirebilmesi için her iki tarafın negatif bir sayıyla çarpılması veya bölünmesi gerekir. İkinci soru. Aşağıdaki boşluklara doğru ifadeleri ya da sayıları yazınız. A şıkkı 2x artı y eşittir 3 doğrusunun eğimi. Arkadaşlar bu doğrunun eğimi y'yi yalnız bıraktığımızda eksi 2x artı 3 olduğunda x'in katsayısı eksi 2 doğrunun eğimidir. B şıkkı y eşittir eksi 4 doğrusu y eksenini dik keser. C şıkkı kalemlikte 7'den fazla kalem var ifadesine ait eşitsizlik x büyüktür 7 şeklinde gösterilir. C şıkkı a küçük eşittir 5 eşitsizliğinde a'nın alabileceği en büyük değer 5 olur. Üçüncü soru. Hangi sayının 3 fazlasının yarısı aynı sayının 11 eksiğine eşittir? Arkadaşlar sayımıza x dersek 3 fazlası x artı 3 yarısı bölü 2. Bu 11 eksiğine eşitmiş. Yani x eksi 11'e. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda x artı 3 eşittir 2x eksi 22 olur. X'i bu tarafa eksi 22'yi de bu tarafa attığımızda burası 25 olur. Burası da x olur. Doğru cevap D şıkkıdır. Dördüncü soru. 5x eksi 1 küçük eşit 4x eksi 10 eşitsizliğini sağlayan x değerleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 4x'i bu tarafa eksi 1'i de bu tarafa geçirdiğimizde 1x küçük eşit eksi 9 olur. Doğru cevap A şıkkıdır. Beşinci soru. Aşağıda verilen grafiklerden hangisinde veriler arasında doğrusal bir ilişki vardır? A şıkkında bakın arkadaşlar kırılmalar olduğu için olamaz. B şıkkında da kırılmalar var olamaz. D şıkkında da kırılmalar var olamaz. Doğrusal ilişki bakın C şıkkındaki gibidir. Doğru cevap C şıkkıdır. Altıncı soru. Bir dar açının alabileceği değerlerin çözüm aralığı aşağıdakilerden hangisidir? Dar açı arkadaşlar 0 ile 90 derece arasında olduğu için eşitsizliğimiz bu şekilde olacak. Doğru cevap C şıkkıdır. Yedinci soru. Masada en az 6 tabak var cümlesine karşılık gelen eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar en az 6 tabak varsa tabak sayısı 6 ve 6'dan daha büyük olmalıdır. Doğru cevap D şıkkıdır. Sekizinci soru. Tanesi 3 TL ile 5 TL arasında olan kalemlerden 7 tane alan bir kişi kaç TL ödemiş olabilir? Kalemlerin tanesini en ucuzdan hesaplayalım. 3 lira olmuş olsa 3 kere 7 21 olur. 5 liradan hesapladığımızda da 5 kere 7 35 olur. Dolayısıyla kalemlere ödenen fiyat 21 ile 35 arasında olacaktır. 20 olamaz, 40 olamaz, 45 olamaz. B şıkkındaki 30 olabilir. Doğru cevap B şıkkıdır. 9. soru 2x artı y eksi 10 eşittir 6 doğrusunun eğimi aşağıdakilerden hangisidir? Y'yi yalnız bırakalım arkadaşlar. 2x'i ve 10'u bu tarafa geçirelim. Y eşittir. Eksi 2x artı 10 artı 6 oldu. X'in katsayısı doğrunun eğimine eşit olduğu için bu doğrunun eğimi eksi 2'dir. Doğru cevap B şıkkıdır. 10. soru. Koordinat sisteminde orijinden ve A noktasından geçen doğrunun eğimi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi dikey uzunluk 1, yatay uzunluk da 7 olduğuna göre doğrunun eğimi 1 bölü 7'dir. Doğru cevap D şıkkıdır. 11. soru. M küçüktür 0 olmak üzere aşağıdakilerden hangisi Y eşittir MX artı 2 denklemine ait doğrunun grafiği olabilir? Şimdi arkadaşlar buradaki m bakın eğimi veriyordu x'in katsayısı. Şimdi m sıfırdan küçükmüş yani negatifmiş. Eğimi negatif olan doğrular sola yatık olan doğrulardır. Yani şu şekilde olan doğrular. Dolayısıyla arkadaşlar bu doğrunun grafiği A şıkkındaki gibi olabilir. Doğru cevap A şıkkıdır. 12. soru. Bozuk bir termometre bulunduğu ortamdaki sıcaklığı gerçek sıcaklığından 3 dereceye kadar daha fazla veya 4 dereceye kadar daha az gösterebilmektedir. Bu termometrenin 18 derece gösterdiği bir ortamın gerçek sıcaklığı A santigrat derecedir. Buna göre A'nın alabileceği en geniş aralık aşağıdakilerden hangisidir?
Termometre 3 dereceye kadar daha fazla gösteriyormuş. O zaman biz 18'den 3'ü çıkardığımızda 15'i buluruz arkadaşlar. Bir de 4 dereceye kadar daha az gösteriyormuş. 18'de de 4'ü topladığımızda 22 buluruz. A sayısının alabileceği en geniş aralık bu şekildedir. Doğru cevap C şıkkıdır. 13. soru. Emre parasının 1 bölü 7'si ile kitap ve 6 TL'si ile defter alınca parasının yarısını harcamış oluyor. Emre'nin başlangıçtaki parasının kaç TL olduğunu bulunuz. Emre'nin başlangıçtaki parasına x dersek 1 bölü 7'si ile kitap almış yani x bölü 7, 6 TL'si ile de defter almış. Şimdi bu ikisini alınca parasının yarısını harcamış oluyor. Yani x bölü 2'sine eşitmiş. Bunu çözeceğiz arkadaşlar. Buradaki x bölü 7'yi bu tarafa geçirelim. 6 eşittir. X bölü 2 eksi x bölü 7 oldu. Şimdi payda eşitleyelim. Bunu 7 ile bunu 2 ile. 6 eşittir. 7x eksi 2x bölü 14 oldu. İçler dışlar çarpımı yapalım. 6 ile 14'ü çarptığımızda 84 olur. 7x'ten de 2x'i çıkardığımızda 5x buluruz. 84'ü de 5'e böldüğümüzde 16,8 TL olarak Emre'nin harçlığını bulmuş oluruz. 14. soru. Aşağıdaki doğrusal denklemlere ait grafiklerin eksenleri hangi noktalarda kestiğini, eksenlere paralelliğini ve orijinden geçip geçmediğini bulunuz. A şıkkı x eşittir 20. Bu y eksenine paraleldir. X'i 20 noktasında keser. Bir de orijinden geçmez arkadaşlar. B şıkkı 3x eşittir 2y artı 10. Şimdi x'e 0 verdiğimizde y eksenini arkadaşlar eksi 5'te keser. Y'ye 0 verdiğimizde x eksenini 10 bölü 3 noktasında keser. Orijinden geçmez. Eksenlere paralel değildir. Y eşittir 2 doğrusu ise bu y eksenini 2 noktasında keser. X eksenine paraleldir ve orijinden geçmez. X eşittir 0 doğrusu bu y eksenine eşittir arkadaşlar. Dolayısıyla bu orijinden geçer. 15. soru. Aylık 700 TL'ye ev kiralayan Kenan Bey depozito olarak 1500 TL ödemiştir. Geçen zaman ile ödenen toplam ücret arasındaki ilişkinin A. Bağımlı ve bağımsız değişkenlerini bulunuz. Ödenen ücret arkadaşlar bağımlıdır. Zaman ise bağımsızdır. Ödenen ücret zamana bağlıdır. Tabloyu oluşturunuz denmiş. Bir tablo yapalım. Şimdi burası süre olsun. Bu da ücret olsun. Depozito arkadaşlar başlangıçta 1500 lira. Evin kirası ise 700 lira. Bir ay geçtiğinde arkadaşlar 1500 artı 700 olacak. 2 ay geçtiğinde 1500 artı 1400 olacak. Şimdi süreye biz x, ücrete de y dersek C şıkkında denklemi yazınız demiş. Y eşittir 1500 artı 700 x şeklindedir. Denklemin grafiğini çiziniz denmiş. Grafiğini şu şekilde çizelim. Burası süre olsun, aylar. Burası da ücret olsun. Önce 1500 lira depozito ödenmiş. Bir ay geçtiğinde 700 lira ödendiği için arkadaşlar 2200 lira olacak. Şu şekilde. 2 ay geçtiğinde bir 700 daha ödenecek. 2900 olacak. Denklemimizin grafiği bu şekilde olacak. D şıkkı grafiğin eksenlere paralel olup olmadığını değildir arkadaşlar. Eksenlere paralel değildir. Orijinden geçip geçmediğini, orijinden geçmez ve doğrusal olup olmadığını yorumlayınız denmiş. Bu grafik doğrusaldır. 16. soru. Aşağıdaki verilen AC, ED ve RP doğru parçalarının eğimlerini bulunuz. A şıkkı arkadaşlar AC'nin eğimi bakın dikey 4 birim dikey uzunluk. Yatay uzunluk ise 8 birim olduğu için bunun eğimi 1 bölü 2 olur. B şıkkındaki DE doğrusuna baktığımızda gene dik üçgeni oluşturalım şurada. Bakın dikey uzunluk 2 birim, yatay uzunluk da 4 birim olduğu için eğim gene 1 bölü 2'dir. C şıkkı dikey uzunluk arkadaşlar 7 birim, yatay uzunluk da 3 birim olduğu için
Bunun eğimi 7 bölü 3'tür. 17. soru. Eksi 7 küçük eşit a artı 5 küçük 14 ifadesini sağlayan a tam sayı değerleri toplamını bulunuz. A'yı yalnız bırakalım arkadaşlar. 5'i sağ ve sola gönderelim. Eksi 7 eksi 5 küçük eşit a küçüktür. 14 eksi 5 olur. Burası eksi 12 olur. Sonra burası da arkadaşlar 14'ten 5'i çıkardığımızda 9 olur. Şimdi a sayısı eksi 12 ve eksi 12'den büyük, 9'dan da küçükmüş. O zaman a'nın alabileceği değerler eksi 12, sonra eksi 11, daha sonra eksi 10, eksi 9, eksi 8. Bu şekilde gider arkadaşlar. En son artı 8 olur. Şimdi dikkat ederseniz bakın şuraya kadar hepsi birbirini götürüyor. Artı 8, eksi 8'i, artı 7, eksi 7'yi vesaire. Şuradakileri topladığımızda arkadaşlar A'nın alabileceği değerler toplamını bulmuş oluruz. Eksi 12, eksi 11 daha, eksi 23 olur. Eksi 10 daha, eksi 33 olur. Eksi 9 daha, eksi 42 olarak işlemin sonucunu buluruz. 18. soru. Aşağıdaki eşitsizliklerde X, Y ve Z'nin alabileceği en büyük tam sayı değerlerini bulunuz. A şıkkı 2X eksi 3 küçük eşittir 1'miş. Eksi 3'ü bu tarafa gönderdiğimizde 2x küçük eşittir 4 olur. 2'ye böldüğümüzde x küçük eşittir 2 olur. B şıkkı y artı 2 bölü 4 küçüktür 7'ymiş. İçler dışlar çarpımı yapalım. Y artı 2 küçüktür 28 olur. 2'yi gönderdiğimizde y küçüktür 26 olur. Burada da y en fazla 25 bulunur. C şıkkı eksi 10 küçüktür 5 ise küçük eşit 35. Her tarafı 5'e bölelim. Burası eksi 2 olur. Burada z kalır. Burada da 7 kalır. Arkadaşlar z'nin alabileceği en büyük değer burada 7 olur. 19. soru. Aşağıdaki ifadeleri sayı doğrusunda gösteriniz. A şıkkı eksi x küçüktür 5. Her iki tarafı eksi 1 ile çarparsam x büyüktür eksi 5 olur. Şimdi sayı doğrusunda eksi 5 şurası olsun arkadaşlar. Şimdi büyük dediği için sağ tarafı alacağız. Eşitlik olmadığı için eksi 5'in içi boş olacak. Sağ tarafı çizmiş olacağız. B şıkkı 7 eksi 4 büyük eşittir 0. Eksi 4'ü bu tarafa geçirdiğimizde 7 büyük eşittir 4 olur. Sayı doğrusunda gösterelim. Şimdi burası arkadaşlar 4 olsun. Şimdi büyük eşit dediği için 4'ün içi dolu olacak ve büyük dediği için de sağ tarafı boyamış olacağız. C şıkkı 2 küçük eşit z küçük 15. Şimdi sayı doğrusunda arkadaşlar şu şekilde göstereceğiz. Burası 2 olsun, burası da 15 olsun. Z bu ikisinin arasındaymış ama 2'ye eşitmiş. 15'e eşit değilmiş. Bakın 15'in içi boş olacak. İkisinin arasını çizmiş olacağız. 20. soru. Aşağıda eşit yükseklikteki 3 duvara yaslanmış merdivenler verilmiştir. Buna göre merdivenlere ait eğimleri küçükten büyüğe doğru sıralayınız. Duvarlar eşit yükseklikteymiş. Her birinin yüksekliğine x dersek, şimdi A'daki merdivenin eğimi x bölü 1 olur. B'deki merdivenin eğimi x bölü 5 olur. C'dekinin eğimi de arkadaşlar x bölü 3 olur. Şimdi payları eşit olduğu için arkadaşlar paydası büyük olan küçük olacak. O zaman eğimi küçük olan B'dir. Sonra C'dir. Sonra da A'dır. Sıralamamız bu şekilde yapılır.